İyi akşamlar efendim. Haber merkezine hoş geldiniz. Tabii gündüz haber toplantısı, gece haber merkezi. Haber merkezinde bir süredir, bir iki haftadır parti genel başkanlarını ağırlamaya çalışıyoruz. Bu akşam da yine çok değerli bir partimizin çok değerli bir başkanını, Halkın Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Kudret Özersay'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz haberden yatıp haberden kalkarsınız. Yani. Aynen öyle. Sizin sayenizde de son zamanlarda işlerimiz daha da arttı. Mesai yoğun. Sizde de yoğun bir mesai tabii ki. Çok. Şimdi önce çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Geldiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi 4-5 sene önce geriye bandı sardığım zaman. O kadar geri gitmeyeyim. İleriye bakalım. Tabii ki. Yani sizinle erken seçim öncesinde bir parti başkanı olarak röportaj yapar mıydım diye düşünür müyüm, bunu sorguluyorum. Hayırlı olsun tabii ki, kolay gelsin. Şimdi 2 sene oldu ya parti kurulalı. Hayır, daha önceden böyle bir şey olur muydu diye ben evet. Hayırlı olsun, kolay gelsin. Tabii bu erken seçimi siz çok talep ettiniz. Yani seçimi çağrısını yaptınız. Özellikle parti 2 yıl olmuş olabilir kurulalı ama 2013 yılından beri bir aktif siyasi yaşamın içinde sizi görüyoruz. Evet. Şimdi Halkın Partisi'nin farklı bir durumu var. Yani Halkın Partisi yeni kurulan ama meclise girmeye güçlü adaylardan biri olarak görüyoruz bunu. Gösteriliyor. Anketlerde de bunu görebiliyoruz. Tabii konu çok. Yani inanın duyurduğumuzda pek çok soru geldi Halkın Partisi ile ilgili. Soracağız hepsini, yani zaman el verdiğince. Tabii ki aday belirleme çalışmanız ne durumdadır? Temiz siyaset, yeni siyaset vurgusu içerisinde Halkın Partisi'nin aday belirleme kriteri nedir? Açıkçası bunu sormak isterim. Pek çok var ilerisi için. Yani tabii beni bazı noktalarda var, bunları da açık açık. Yani bazı geçmişte sizin yanınıza göre insanların bir eleştiri noktası var sosyal medya üzerinden. Bunu da sormak isterim. Açıkçası. Şimdi erken seçim kapıda. Tarih 7 Ocak mıdır? 14 Ocak mıdır? Bilmiyoruz. 4 Şubat mıdır? Sizin tabii ki bu yeni seçim yasasıyla ilgili görüşlerinizi de sormak isterim, onu unutmadan. 4 oldu sorular. Yani. Soru çok. Yani inşallah söz verecek. Notlarım. Yani erken seçim için görüşleriniz nelerdir? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Genel anlamda evet. Böyle bir genel soruyla başlayalım, sonra. Tabii. Buyurun. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederiz. Ne demek? Halkın Partisi olarak. Erken seçimle başlayalım isterseniz. Bir kere neden Halkın Partisi en baştan itibaren bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. Evet. Israrla söyledi ve talep etti. Bunun koşullarının oluşması için de bir çaba ortaya koyduk. Bunun özel bir sebebi var. Çünkü Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve diğerleri hükümeti en baştan itibaren bizim tarafımızdan dışarıdan sözde bağımsızların desteklediği Yamalı Bohça hükümeti olarak tanımlanmıştı. Yani biz bu hükümetin bir nevi menfaate dayalı olarak kurulduğunu söylemiştik en baştan itibaren. Nereden bunu söylüyoruz? Dışarıdan destek almaya çalıştıkları milletvekillerinin kendilerine göre bu hükümetten bir şeyler talep ederek güven oyunda oy verdiklerini bilmeyen zannedersem yok. Yani sadece haberciler ve sadece siyasiler değil, memlekette herkes bunu biliyor. Yani kendilerine veya kendi yakınlarına bir takım, yani bütün bağımsız, sözde bağımsız milletvekillerinin tamamı böyle yapmamış olabilir ama daha kuruluşunda bu Yamalı Bohça hükümetin daha koalisyon pazarlıkları sırasında hem içeriden hem dışarıdan bir menfaat pazarlığının üzerine kurulu olduğunu biz görmüştük. Hı. Ve kurulur kurulmaz da bu hükümet rant dağıtımı hükümeti olacak. Bir süre sonra da bu rant paylaşımında kendi aralarında kavga edecekler demiştik. Bazı gazetelerin manşetlerinde yer alan bu yöndeki açıklamalarımız ve mülakatlarımız mevcuttur. Hala da isteyen bakabilir. Dolayısıyla ne oldu günün sonunda? Tam da söylediğimiz oldu maalesef. Yani kuyu açma izninden Tİ iznine, bilmem noterliğe, devlet arazisinin dağıtılmasına, kırsal kesim arazisinin dağıtılmasına, her konuda neredeyse
devletin elindeki bütün imkanları belirli dönemlerde bir nevi seçim yatırımı olarak başlangıçta kendi partililerine, bir süre sonra kendi birinci derece yakınlarına, yani devlet arazisini işte evlatlarına, babalarına, tanıdıklarına değişik isimler altında dağıtmaya yönelmiş olan bir hükümetten bahsediyoruz. Bütün bunları birlikte yaşadık toplum olarak ve biz Halkın Partisi olarak sürekli bunları gündeme getirdik. Sadece eleştiri olsun diye değil, bu konular her açıldığında çözüm önerimizi de ortaya koyduk. Örnek, mesela kırsal kesim arazisi dağıtmak bir çözüm değil, bir rant dağıtmak anlamına gelir. Gençlere de yardımcı olan bir şey değil dedik, çıktık açık yüreklilikte. Ve bir öneri ortaya koyduk, bir çözüm önerisi ortaya koyduk. Dedik ki, ülkede kırsal kesimde, köyde değil de kentte yaşayan gençler bu memleketin evladı değil mi yani? Sadece köyde yaşayan insanlara mı siz kırsal kesim arazisi vereceksiniz? Kaldı ki o arazileri verdiklerinde pek çoğunun altyapısı yoktu ve hala daha yoktur. İlk evi yapacak olanın elektrik trafosunu bağlatmak zorunda kalacağı bir güçlük ortaya çıkıyor ve ciddi bir adaletsizlik durumuyla karşı karşıya kalınıyor. Bugün bakın, daha geçtiğimiz günlerde dağıttıkları kırsal kesim arazileriyle ilgili olarak köyden başka bazı insanlar bize yazıyor ve diyor ki adil bir biçimde yapmadılar, hak eden başka insanlar vardı, onlara vermediler, kendilerine seçimde oy verebilecek insanlara bunu dağıttılar diye. Sonuç, bu şekilde arazi dağıtılması memlekete herhangi bir yarar sağlamıyor. Ülkenin konut ihtiyacını da, gençlerin ihtiyaç duyduğu konut sorununu da çözmüyor maalesef. Siyaseten sadece istismar ediliyor. Biz Halkın Partisi olarak dedik ki ihtiyacımız olan şey sosyal konut projesidir. Yani bu ülkede gerek yerli müteahhitlerle sosyal konut yaparak uzun vadeli ödeme imkanını vatandaşlara, gençlere sağlamak ve konut sahibi yapmak, ister köyde kalsın, ister kentte kalsın, gerekse daha uygun imkanlarla kredi alınmasını sağlayıp kredilerin faizinin karşılanarak devletin bu gençleri konut sahibi yapmaya yardımcı olması gerekiyor. Biz Halkın Partisi olarak böyle bir vizyon, böyle bir çözüm önerisi koyduk ortaya. Şimdi ikinci söylediğimiz önemli husus da şuydu, erken seçim çağrısı yaparken. Madem ki bir rant paylaşımı hükümeti şeklinde rantı dağıtmaya dönük icraatlar yapıyor, günün sonunda geri dönülmez bir takım zararlar ortaya çıkacak. Yani bu hükümet görevden gittiğindeki ilk seçimde bu hükümet görevden gidecek ve biz ilk seçimde Halkın Partisi'nin tek başına iktidar olacağını söylüyoruz ve bunu hissediyoruz. Toplumun nabzını okuyabildiğimizi düşünüyorum. Maalesef bu hükümet bazı zararlar bırakacak. Geri dönülmez zararlar bırakacak. Nasıl ki geçmişte Ercan Havaalanı'nın bir ihaleyle özelleştirilmesi durumunda bir takım sıkıntılar ortaya çıktı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer çok daha iyi bir pazarlık yapılabilmiş olsaydı, Ercan Havaalanı ile ilgili kamu yararına olan daha farklı bir durum ortaya çıkarılabilirdi. Maalesef çıkarılamadı. Şimdi bu hükümet döneminde de bu tür tehlikeler ve bu tür riskler vardır. O yüzden Halkın Partisi erken seçim çağrısı yaparken bir tane gailesi vardı. Tek bir gailesi vardı. Biz gelelim hükümete değil. Tek bir gailesi vardı. Toplumun yararına olan bir yapıya geçelim bir an önce. Çünkü toplum bu hükümetin uygulamalarından ya da uygulamadığı şeylerden, yapması gerekip de yapmadığı şeylerden toplum zarar görüyor. Bir ikinci nokta, erken seçimle ilgili bugün geldiğimiz nokta, evet bir erken seçim havasına girdi ülke. Vatandaş da bu şekilde konulara daha dikkatli bir biçimde bakıyor. Ama bir gerçek var. Halen daha erken seçimin ne zaman yapılacağı konusunu kararlaştıramamış olmaları bir başka beceriksizliktir bize göre. Yani bu konuda her birinin bir başka tarihten bahsetmesi, önce bir tarihin zikredilmesi, sonra diğer tarafın bunu kabul etmesine rağmen hala daha bu tarihte olur muydu, olmaz mıydı gibi top çevirmenin manası yoktur. Bir an önce otursunlar, erken seçimin tarihi bu olacaktır desinler. Ha, mecliste bunun kararı 13 Kasım'da alınır, 14 Kasım'da resmi gazetede yayınlanır, o ayrı konu. Neden söylüyorum bunu? Çünkü bu kararın tarihini belirlemeden önce seçim yasaklarına girmeksizin, seçim yasakları gelmeden önce yapmaları gereken şeyleri, yani daha doğrusu kendi menfaatlerine olan bazı şeyleri yapmaya devam ediyorlar. Seçim yasağı belli olmasın istiyorlar. Yani tarih belirlenmedikçe
erken seçimin tarihi belirlenmedikçe seçim yasakları belli olmuyor. Seçim yasakları devreye gireceği tarih belli olmadıkça o tarihe kadar ülkenin yararına değil, sadece kendi yararlarına olacak şekilde bir takım adımlar atıyorlar. Sıkıntı buradadır. Bir diğer önemli nokta sizin değindiğiniz ve gündeme getirdiğiniz soru yeni seçim yasası meselesi. Evet. Yeni seçim yasasına baktığımız zaman aslında tam anlamıyla bir gerçek anlamda bir çarşaf liste uygulamasına geçilmedi. Yani tam anlamıyla bir çarşaf liste değil de biraz delikli, yamalı bir çarşaf gibi bir model çıktı ortaya. Çünkü kendi içerisinde bir taraftan da bölge milletvekilliğini tutan ama bölge milletvekilliğini tutarken milletvekillerinin aday çıkabilmek için o bölgede ikametini zorunlu kılmayan, o bölgenin dışındaki kişilerin de o bölgedeki insanlara oy vermesini mümkün kılan ama nihayetinde yine bölge milletvekili olarak seçilmesini sağlayacak olan ilginç bir yapı çıktı ortaya. Burada dikkat çekmek istediğim önemli bir nokta var. Vatandaşların bir kısmı yeni seçim yasasıyla birlikte sanki sadece bir çeşit oy verilebilir ve herkese oy vermek durumundadır gibi bir hissiyata kapıldı. Böyle değil. Yani 3 farklı şekilde oy verme yöntemi var. Bunlardan birincisi doğrudan doğruya mühürdür. Bir diğeri mühür ve tercihtir. Sadece o partinin adayları arasında. Bir diğeri de karmadır. Ama bir önemli fark çıkıyor ortaya. Maalesef ama maalesef. Bir önceki erken seçimde, yani 2013 yılında yapılan seçimlerdeki karma oydan farklı bir sistemle karşı karşıyayız. Bu karma oy değil, karmaşık oydur. Neden? Çünkü eğer bir vatandaş o adı karma oy olan ama aslında karmaşık olan, kafa karıştırıcı oy olan yöntemde oy kullanmaya kalktığında hesap makinesinden falan herhalde sandığa girmesi gerekecek, paravana oyu kullanmak için. Şurada bu kadar verdim mi, toplamda bu kadar verdim mi diye çok daha geniş bir hesap yapılması vesaire gerekecek. Şunu söylemeye çalışıyorum. Önümüzdeki dönemde tabii ki Yüksek Seçim Kurulu bu konuda bazı kamu spotları yapacak, vatandaşı bilgilendirecek vesaire ama geldiğimiz noktada yeni seçim yasasının son dakikaya kadar oyalanması, komitede tekrardan değişikliklere uğraması, tekrar değişikliklere uğraması ardından da bu iş netleştiğinde örneğin Yüksek Seçim Kurulu'nun bize seçimin tarihiyle ilgili kimse bir şey sormadı demesi bize göre üzüntü veren bir durumdur. Yani neyi tam yaptılardı ki bunu tam yapacaklardı diye sormadan edemiyorum. Ama hangi seçim yasasıyla olursa olsun sonuçta bu seçim yasası geçti. Bununla seçime gidiliyor. Halkın Partisi'ne vatandaşın sadece hükümeti değiştirmek için değil, sistemi gerçek anlamda değiştirmek için güçlü bir destek vereceğine biz inanıyoruz. Bizim için o seçim yasası veya bu seçim yasası fark etmez. Bize göre ülkede köklü bir değişimin koşulları oluşmuştur. Ve vatandaş da bu yönde bir istek ortaya koyuyor. Bu adı erken seçim olan ama kendisi ciddi anlamda gecikmiş olan bir seçimdir diye düşünüyoruz. Ve bunu açıklıyoruz ve söylüyoruz. Bir diğer nokta partiye yani soruları sorduğunuz ben yazdım. Şimdi hepsini cevaplandıracağım. Peki buyurun. Tabii eğer isterseniz açabiliriz bazı noktaları. Tabii ki. Yok, buyurun ben. Şimdi daha önce bizimle birlikte yürüyen bazı isimlerin partiden istifa ettikten sonra bizi ve genel anlamda Halkın Partisi'ni eleştirmesi doğal bir şeydir. Eleştiri olacak, olması gereken bir şeydir. Ama unutmayalım. Eğer gerçek olmayan şeylere dayalı olarak bir takım ithamlarda ve karalamalarda bulunuluyorsa bize göre bu seçim tarihinin yaklaşmış olmasıyla bağlantılı bir şeydir. Bir samimiyet eksikliği vardır. Biz açık yüreklilikle Halkın Partisi olarak şeffaf bir biçimde hesaplarımızı da gelir ve gider tablomuzu da düzenli olarak açıkladık. Bu hafta son durumumuzu bir daha açıklayacağız. Yasalarımız ne gerektiriyorsa Halkın Partisi olarak bu yasalar çerçevesinde hareket ettik. Her şeyimiz yasalara uygun olarak yapılmıştır. Makbuzla bağış almanın dışında
yasanın belirttiği sınırın içinde kalarak makbuzla bağış almanın dışında herhangi bir yanlış uygulamamız olmamıştır. Dolayısıyla yasalarımız çerçevesinde hareket ediyoruz. Ha, şunu da normal karşılıyorum. Maalesef bu ülkede zaman zaman seviye de kaçırılarak seçim dönemi geldi diye gerçekten mesnetsiz ve dayanaksız bir biçimde bir takım karalamalar yapılabilir. Biz bunları bekliyorduk aslında. Yani mesela bakarsanız eğer 1-1,5 ay önce bu yönde bazı saldırıların ve ithamların geleceğini zaten söylüyorduk. Yani mesela sosyal medyada yazmış olduğum bir iletilerde ben kendim bunu söylüyordum. Çünkü bu tür yaklaşımlarla geleceklerini biliyorduk. Nedendir bu? Aslında bir açıklamamda şunu açıklıkla söylemiştim. Bir kez daha tekrarlayayım burada. Bence bizi az bile yapıyorlar, biliyor musunuz? Az bile yapıyorlar bize. Neden? Çünkü varlıklarını tehdit ediyoruz. Yani öyle bir düzen kurdular ki, öyle bir statüko yarattılar ki, bu statükodan beslenen ve nem alanan çok geniş bir kesim var. Belli bir kesim var aslında. Ve bu kesim ortaya koyduğumuz sadece eleştiriler değil. Bakın, birazdan konuları açarız. Ortaya koyduğumuz fikirler ve çözüm önerileriyle biliyorlar ki göreve gelmemiz durumunda gerçek anlamda hesap soracak bir partidir Halkın Partisi. Bundan tedirgin olanlar var. Varsın tedirgin olsunlar. Varlıkları bir anlamda bizim ortaya koyduğumuz siyasetle tehdit edildiği için, varlıkları tehlike altında olduğu için, yarattıkları bu düzen Halkın Partisi'nin politikaları ve duruşu nedeniyle bir anlamda tehlike altında olduğu için bence bizi az bile yapıyorlar. Yani ithamda da bulunacaklar, yalana dayalı karalama kampanyası da yapacaklar, her şeyi yapabilirler. Biz bunu bir miktar Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında gördük. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin son dönemine girildiğinde bazı iddialarda falan bulundular ama günün sonunda bunların doğru olmadığı ortaya çıktı. Vatandaşa buradan çağrı yapıyorum. Siz kendi gözleminizle, bizim bile dediğimize bakmayın. Kendiniz dışarıdan samimiyetle objektif bir değerlendirme yapın. Bu ülkede daha önce denediğiniz ve deneyerek sürekli hep aynı noktalara vardığınız bu siyasi partilerle mevcut ve denenmiş siyasi partilerle nereye gidebiliriz? Kendi kendinize bir sorun. Bize göre hiçbir yere gidemeyiz. Eğer gerçek bir değişim istiyorsak Halkın Partisi'ne destek vermek ve sahip çıkmak gerekir. Biz görüyoruz ki bugün herkes her şeyin farkındadır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı Halkın Partisi'ne bugün sahip çıkıyor. Biz de kendi geleceğimize sahip çıkacağız. Açık ve net. Bir diğer nokta aday belirleme süreci. Aday belirleme sürecinde mesela kriter nedir diye sordunuz. Daha önce basına da bir açıklama yapmıştık. Biz parti tüzüğümüze uygun olarak parti meclisi tarafından bir değerlendirme yapılacak başvuranlar arasında. Evet. Sadece Halkın Partisi'nin üyesi olan kişilerden olmayacak adaylarımız. Halkın Partisi'nin üyesi olan ya da üyesi olmayan hem içeriden hem dışarıdan farklı isimlerden oluşacak. Bir ikincisi farklı meslek gruplarından adaylar görecek vatandaş baktığı zaman. Yani mesela geçmişte olduğu gibi 10 küsur tane doktor aday görmeyecek Halkın Partisi'nin adayları içerisinde. Doktorlar kötü falan anlamında söylemiyorum bunu. Kimse yanlış anlamasın. Ama bir gerçek varsa geçtiğimiz dönemde maalesef bu açıdan yani kim daha fazla kişi tanıyorsa veya belli bazı sağlık hizmeti sunduğu için insanlar kendisini sever onu aday yapalım gibi bir yaklaşım içerisinde olmadık ve olmayacağız da. Bildiğimiz bir şey var. Vatandaş artık mecliste yasa yapılmasına katkı koyacak olan, mecliste komitelerde yasa ve tüzüklerin yapılmasına katkı koyacak olan isimleri arıyor. Yani yasama işlemi yapacak olan, mecliste vekillik yapacak olan isimleri arıyor. Halkın Partisi'nin bu 50 kişilik aday listesi çıktığında herkes gönül rahatlığıyla diyecek ki işte bu. Yani bu insanlar bunu yapabilir. Bir güven duyulacak olan isimlerden oluşacak. Hem genç hem orta yaşlı bir tecrübeyle genç ve dinamizmi birleştiren bir 50 kişilik liste olacak. Bir de şunun altını çizmek isterim. Ben milletvekili olduğum ne zaman bakan olacağım acaba? Benim sıram ne zaman gelecek? Değecek insanlar olmayacak o listenin içerisinde. Çünkü biz en baştan Halkın Partisi olarak çıktık ve net bir biçimde şunu söyledik. Bakanlar Kurulu'nun yarısından fazlası
meclisin dışından, yani milletvekilleri arasından değil, meclisin dışından atanacak. O kurumların içerisinden veya o sektörden olabilir. Bu konuları bilen, işinin ehli konusuna hakim insanlar o bakanlıkları yapacak. Yani mesela bir Ulaştırma Bakanlığı'na bir öğretmen tayin etmeyeceğiz. Ya da bir Eğitim Bakanlığı'na bir doktor tayin etmeyeceğiz. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bu sadece bakanlar için de geçerli değil. Müdür ve müsteşarlar için de o konudan anlayan, o konuda belli bir tecrübesi olan ya da o konuda eğitimi olan işinin ehli insanlar müdür, müsteşar ve bakan görevine gelecek. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Hepsini cevapladınız zannediyorum. Evet, cevapladınız. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Kaçırmış olabilirim orayı, özür dilerim. Yok, sağ olun. PM'de bir seçim olacak mı adaylarla ilgili? Parti meclisinin kararıyla belirlenecek. Zaten seçim halk oylaması yasası adayların ön seçimle belirlenmesi gerektiğini. Evet. Eğer partinin tüzüğünde bir özel madde varsa, istisnai bir durum maddesi varsa, o zaman parti meclislerinin kararıyla, parti meclisinin kararıyla belirlenebilir demektedir. Bizde de partimizin tüzüğünde bir madde var. Geçici madde. Bu madde Halkın Partisi kurulduktan sonra ilk 3 yıl içerisinde bir seçim olursa bu seçimin seçimde aday olacak olan isimleri, yani milletvekili adaylarımızı parti meclisi kararıyla belirleyeceğimiz yazar. Tamam. Dolayısıyla parti meclisimiz karar verecek. Yani şeyi soracaktım ama tamam, yani şimdi diyelim ki ben İşçi Halkın Partisi'nde bulunmadım. Ama diyelim ki aday olmak istiyorum. Fakat yani o seçime gireceksem ben orada olmadan, yani atıyorum kurulduğu günden beri HP içinde olan birine ben nasıl yarışacağım ki öyle bir seçimde, tam onu sormaya çalıştım. Çok teşekkürler bunu sorduğun için, ama Halkın Partisi seçimi... parti meclisi oy birliğiyle bir karar aldı ve biz belli bazı prensipleri benimsedik. Az önce söyledim. Eğer birisi çıkar da derse ki ben bu kadar zamandır bu parti için koşturdum, köy üzerine vesaireye gittim, beni aday yapmayacaklar da kimi yapacaklar? Bu yanlış bir anlayıştır. Bugün siyasetin geldiği bu çürümüş nokta bundan dolayıdır. Evet. Biz en baştan bunu net ortaya koyduk ve dedik ki hem partinin içinden hem partinin dışından partinin prensiplerini benimseyen, toplumun da güvenebileceği isimler bir aday listesinin içerisinde yer alacak. Yapmaya çalıştığımız budur. Bir örnek vereyim size. Bu meclisin içerisinde oluşacak, yeni meclisin içerisinde ekonomiyle ilgili konularda yapılacak olan yasa ve tüzüklerden anlayacak insanların orada olması gerekir. Genel anlamda yasa ve tüzük yapımıyla ilgili olarak hukuk nosyonuna sahip olan avukatların ve hukukçuların orada olması gerekir, değil mi? Ya da mesela ülkedeki ulaştırmayla ilgili konularda bilgi sahibi olan ve ulaşım konusunda yapılacak olan yasal düzenlemelerde katkı koyacak isimlerin orada olması önemlidir. Keza sağlık alanında yapılacak olan yasal düzenlemelerin yapılmasına katkı koyacak isimlerin orada olması önemlidir. O yüzden olabildiğince temsili bir niteliğe sahip olması gerekir. Bunun içerisinde bu nedenle, az önce söylediğim nedenle, emeklisi de olacak, küçük esnafı da olacak, iş insanı da olacak, hukukçusu da, avukatı da olacak, doktoru da olacak, farklı akademisyeni de olacak, farklı kesimleri temsil edecek olan 50 kişilik güvenilir bir listeyle çıkacağız vatandaşın önüne. Ve zaten kendilerinden insanları görecekler orada. Geçmişte mesela devletin farklı kademelerinde görev almış olan sevgili Levent ve devlet tecrübesine sahip olan adaylar da görecekler. Bu bize göre son derece önemlidir. Yani siz de biliyorsunuz ki kurulduğunuz günden beri, yani bu parti tek adam. Parti sizi Kudret Özersay'dır. Yok, herkes... ben öyle bir şey bilmiyorum. Hayır, yani Kudret Özersay. Çünkü mesela yani işte Halkın Partisi 49'dan da Kudret Özersay olması gerekir diye bir de espri doldu açıkçası. Yani şöyle, bunu açmanızı isterim biraz. Yani bu insan kaynağı var mıdır Halkın Partisi'nde ulaştırmada? Bu insan kaynağı. Eğer Halkın Partisi'nin içinde bu insan kaynağı var mı diye sorarsanız, evet vardır ama derim. Nedir o ama? Az önce söyledim. Sadece partinin içerisinden insanları çıkarmaya, görevlendirmeye, yarın öbür gün göreve geldiğinizde sadece Halkın Partisi'nin içerisinden isimleri müdür ya da müsteşar yapmaya kalkarsanız, bunun adı yeni anlamda bir partizanlık olur sevgili Levent. Dolayısıyla bu partinin de vardır ama Kıbrıs Türk halkının böyle bir potansiyeli vardır. Eğer birisi Kıbrıs Türk halkının
bireyleri, vatandaşları içerisinde, yani bu devletin vatandaşları arasında, bu ülkenin yasama organı olan parlamentosunda, yasa yapacak, tüzük yapacak, farklı konularda katkı koyacak insan kapasitesi yoktur derse, çok üzülürüm, doğru değildir bu. Kendi toplumunu tanıyamamış demektir. Altını çizerek söylüyorum. İkinci bir Kudret Özersay, üçüncü bir Kudret Özersay gibi bir şeye gerek yoktur. Herkes Kudret Özersay'dan belli bazı konularda daha bilgili, daha fazla tecrübeye sahip, katkı koyabilecek. Kudret Özersay'ın katkı koyamayacağı ama başka arkadaşlarımızın katkı koyacağı alanlar var. Herkesin hakim olduğu konular var. Benim de hakim olduğum konular var. Ama bunun dışındaki konularda, eğer siz burada konuyu açtığınızda, sadece ben değil, bu televizyona çıkan genel sekreterim Tolga Atakan da, partinin içerisindeki diğer arkadaşlarım da, sizinle daha önce program yapmış, televizyon programı yapmış arkadaşlarım da, herhangi bir konuda soru sorduğunuzda, bu ekonomi olabilir, bu çalışma yaşamı olabilir, bu engellilerin sorunları olabilir, bu ticarete ilişkin sorunlar olabilir, bu döviz meselesi olabilir, bu konut sorunu olabilir, bütün bu konularda görüş ortaya koyabiliyorsak, bu görüşler benim şahsi görüşlerim değil ki illaki. Yani mesela sosyal konutla ilgili az önce ortaya koyduğum bu öneri, çözüm önerisi bizim hem ekonomiden anlayan hem şehir plancısı olan arkadaşlarımızın müteahhitlerle birlikte istişare halinde geliştirdiği bir öneridir. Bu ne demektir? Bu partinin içerisinde bu fikirleri üreten bir kadro var ki biz de çıkıp bunu anlatıyoruz. Yoksa aslına bakarsanız sen beni iyi tanıyorsun. Ben esasen bir uluslararası hukukçu ve bir diplomatım. Yani akademide aldığım eğitim, dış politika, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkileri üzerinedir. Nasıl oluyor da sosyal konutla ilgili olarak, ekonomiyle ilgili olarak, döviz kriziyle ilgili olarak, fiyat istikrar fonuyla ilgili olarak ve az önce saydığım onlarca konuda nasıl oluyor da öneri ortaya koyuyoruz? Çünkü bu partinin içerisinde onlarca Kudret Özersay var. Sadece Kudret Özersay anlamında söylemiyorum. Yani bu konuları çıkıp burada anlatabilecek çok farklı isimler var. Bu arkadaşlarım kesinlikle güvendiğim insanlardır. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Sadece partinin içinden insanları çıkarıp işte 50 kişi buyurun seçin demeyeceğiz. Toplumun genelini yansıtacak. Sadece Halkın Partisi'nin bilmem üyesi olan, Halkın Partisi için tırnak içinde koşturmuş olan isimlerden değil. Şimdi bu noktada şunu sormak isterim size. Sizin Halkın Partisi içerisinde olup da aday olmak isteyen çok sayıda arkadaş var. Bunları biliyoruz, görüyoruz. Ama böyle bir de şey var ki yani sanki de hepsi birden aday olamayacağına göre sizin dışarıdan da katacağınız isimler, bazı isimler dışarıda kalacaktır. Evet, çok fakat, normal değil mi bu? Fakat yani buna nasıl diyeyim? Yani burada bir kırılma noktası olacağını düşünüyor musunuz? Hiç düşünmüyorum. Çünkü zaman zaman isyan edip atıyorum sosyal medyada ya da bunu paylaşan arkadaşlar Halkın Partisi içerisinde. Yani kendi... Yok, Halkın Partisi'nin içerisinde değil o arkadaşlar artık biliyorsunuz. Olanlar da var ama şimdi... şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın, yani neden demek istediğimi anladın. Neden bir kırılmaya neden olmaz? Çünkü biz en baştan itibaren bir duruş sergiledik. Zaten bu duruşu sergilediğimiz için bazı isimler devam etmek istemediler. Nedir evet. O? Eğer siz bir siyasi partide milletvekili olmadığınız diye ya da milletvekili aday olduğunuz ama aday yapmadı, aday olduğunuz ama size aday yapmadılar ya da adaylığınız kabul görmedi diye ayrılırsanız bileceksiniz ki, yani herkes bunu bilmeli zaten. Siz kötü olduğunuz için değil, toplumun genelini temsil edebilecek bir liste çıkacak ortaya. Ama siz madem ki milletvekili adayı olmadım, ben de o zaman bu partide durmam diyorsanız, demek ki sizin bu siyasette yer almanızın bir tane nedeni var. O da milletvekili olmak. O zaman baştan yanlış olan bir şey var demektir. Yani makama ve mevkiye aday oluyorsanız zaten yanlış yerde siyaset yapıyorsunuz. Biz Halkın Partisi olarak öyle bir siyaseti tasvip etmiyoruz. Eğer görevlere adaysanız o zaman hangi görev size verilirse bunu kabul eder yaparsınız. Görev ayrımı yapmazsınız. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum kesinlikle. Partinin birinci kuruluş yıl dönümünde yaptığım konuşmada eğer birisi ben bu parti için bu kadar koştum, bu kadar yere gittim, bu kadar zaman ayırdım
Tabii ki beni milletvekili adayı yapacaksınız diyorsa o zaman yanlış yerde siyaset yapmaya çalışıyor demiştim zaten. Daha bir sene önce. Ve bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Burada milletvekilliği adaylığı meselesinde arkadaşlarımızın belli bir olgunlukla buna yaklaştığını düşünüyorum. Toplum olarak şunu görmek zorundayız sevgili Levent ve partimizin içerisindeki arkadaşların belirli bir olgunlukla bunu gördüğünü ben bizzat görüyorum. Yani parti meclisi eğer az önce tarif ettiğim temel prensiplerin yer aldığı bu aday belirleme sürecini oy birliğiyle kabul ediyorsa burada bir olgunluk var demektir. Oy birliğiyle 50 kişi bu noktayı onaylamış durumdadır. Nedir o? Hem partinin içinden hem partinin dışından ülkenin içerisindeki çok farklı dengeleri de gözeten ama her durumda milletvekili olma niteliklerine haiz olan insanların aday gösterilmesi noktasında. Bugün milletvekilliğinin maalesef ve bakanlığın maalesef getirilmiş olduğu nokta eski yırtık ve kirli ceket noktasıdır. Yani bugün birisi ben milletvekili olayım da itibarım artsın diyemez. Bilakis görevlerini tam yerine getirmeyen vekiller ve kamunun yararını değil kendi şahsi menfaatlerini düşünen bakanlar nedeniyle vekillik ve bakanlık itibar kaybetmiş olan pozisyonlardır. Yıpranmış ceketlerdir. Bunu üzerinize koymaya adaysanız, yani milletvekilliğine aday oluyorsanız bu ceketi parlatmak, yani itibar kazandırmak zorundasınız o milletvekilliğine ve o bakanlık pozisyonuna. Dolayısıyla aday olmanız gereken şey görevlerdir. Makamlar ve mevkiler değil. Böyle bir sorumluluk bekliyor aday olacak olan arkadaşları. Bu kolay bir şey değildir. Bu bir sorumluluk meselesidir. O yüzden biz bunu, yani aday aday olan arkadaşlarımızı elini taşın altına koymuş insanlar olarak görüyoruz. Bizde bu böyle işte bir makam mevkidir, birisi kendisine bunu sunacak da onore olacak gibi bir şey olarak görmüyoruz. Çünkü bir şeyin altını çizeyim. Milletvekili seçildikten sonra bir kişi eğer sanıyorsa ki önümüzdeki dönemde 4 ay boyunca tatil yapacak, anayasada böyle yazdığı için, hayır, yapmayacak. Çünkü meclisin anayasamızda yazdığı şekilde olağanüstü toplantılara çağırarak meclis çalışmalarını yaz döneminde de öyle 4 aya falan, 4 aylık bir tatile kesinlikle sıcak bakmıyoruz biz Halkın Partisi olarak. Meclis çalışacak sevgili Levent. Bugün geçmeyen, geciktirilen, kadük olmuş olan birinin yasa tasarısı var. Bunların bir an önce sonuçlanması gerekiyor. Hepsinden önemlisi, daha somut bir şey söyleyeyim. Kamu reformuyla ilgili olarak çekinmeden adım atmanın zamanı gelmiştir artık. Halkın Partisi olarak biz müşavirlik denilen statüyü net bir biçimde kaldıracağız. Bu yasadan çıkacak. Böyle bir statü olamaz. Yani birisi müdür ya da müsteşar olduktan sonra beni bir görevden aldılar madem ki, ben de o zaman otururum evde, maaşımı da alırım, en üst düzeyde maaş da çekerim diyememesi lazım. Müşavirlik denilen statüyü ortadan kaldırmak şarttır. Kişiler eğer kamuda görevlerine devam edeceklerse eski maaşlarına ve eski görevlerine bir biçimde dönebilmeleri lazımdır. Öbür türlüsü burası aşırı lüks içerisinde yaşayan bir devlet konumuna girer. Ki keza 150 civarında müşavirin bugün, ki pek çoğu bu durumdan rahatsızdır açık söyleyeyim. İnsanlar çalışmadan da bu maaşı almak istemez. Böyle bir konuma girmek de istemez. Zaten toplumda yıpranır bir konuma da gelir. O yüzden Halkın Partisi göreve geldiğinde müşavirliği yasadan çıkaracak. Bugün görevlerde olup görevden alınacak olan kişiler buna göre görevden alınacaklar. Zannetmesinler ki Halkın Partisi geldiğinde aman alsınlar beni görevden, benden müşavir olurum da evde yatırım diye bir düşünceye kapılmasınlar. Böyle bir şey olmayacak. Açıkça söylüyorum. Bir diğer noktada bugün görevde bulunan müdür ve müsteşarların bir kısmı görevlerini bugün partizanlık yapmadan adil şekilde hizmet üretiyorlarsa görevlerine devam edecekler. Halkın Partisi iktidarında olacak olan budur. Şimdi şöyle bir nokta var. Yani bir tepkili seçmen var yılların oluşumuyla ve Halkın Partisi'ne oy verilecek bu tepkili seçmen. Yalnız Halkın Partisi'ne oy verirken seçmenin genel karakter anlayışı değişmeyecek diye bir yorum yani söylemeye çalışıyorum. O da şu. Yani Halkın Partisi gerçekten tamam siyasette bir yenilme olacak ama vatandaşın anlayışında
bir değişiklik olacağını düşünüyor musunuz? Yoksa size oy verdiği için nasıl olsa o değişime de onay vermiş midir? Yani vatandaş siyaset uyumu Halkın Partisi döneminde çok farklı olmayacak diye bir anlayış var. Yani Kudret Özersay kalıcılaşmış bazı noktaları aşamayacak Kudret Özersay dahi diye dersem katılır mısınız? Yani çünkü vatandaşın alıştığı bazı şeyler var. Sebebini de söyleyeyim. Şimdi kemikleşmiş, kalıplaşmış bazı davranışlar var. Toplumun da bir parçası olduğu bu tür, yani yozlaşma denilen şey sadece siyasetle ilgili bir şey değil. Aynı zamanda toplumun da bir parçası olduğu bir yapıdır. Buraya kadar tamam. Ama bir şeyi unutmayalım. Bu anlayış değişir mi diye sordunuz ya. Yoksa bu anlayış aynı mı kalacak? Yani sizi iktidara getirecekler de bu anlayış değişmediği için bir şey değişmeyecek. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Neden? Çünkü iktidara gelmek için, bu ülkede değişimi yapacak şekilde tek başına iktidara gelmek için Halkın Partisi bu anlayışa uygun şeyler yapmıyor. Yani Halkın Partisi gidip birilerine bizi seçin, biz de size kırsal kesim arazisi verelim demiyor mesela. Bizi seçin, biz de size sanayi bölgesi arazisi dağıtalım demiyor mesela. Seçildikten sonra isterse sizden. Bugünden biz kırsal kesim arazisinin bir çözüm olmadığını, bu uygulamadan vazgeçeceğimizi, sosyal konut uygulamasına geçeceğimizi söylüyoruz. Bunun aksini yapamayız biz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Vatandaşla bir menfaate dayalı ilişki hiç kurmadık. Kurmuyoruz da. Zaten böyle bir ilişki kurmadığımız içindir ki göreve geldiğimizde bu adımları çekinmeden atacağımızı söylüyoruz. Eğer birisine siz kalkar bu yönde sözler verirseniz, göreve geldiğinizde toplumun geneline söylediğiniz o genel mesajlar var ya, onların hiçbirini yerine getiremezsiniz. Biz kimseyle böyle bir menfaat ilişkisine girmedik. Yani vatandaşlara bircik bireysel menfaatlerini çözmeye dönük vaatlerde bulunmadık, bulunmayacağız da. Ama şunu söyleyeceğiz. Bizim atacağımız adımlarla dar gelirli vatandaşın cebinden çıkan, örneğin sağlık harcamaları azalacak. Bizim atacağımız adımlarla döviz kriziyle birlikte temel gıda ürünleri ve akaryakıt konusunda zamlanma olmayacak. Bunun tedbirini alacağız biz. Bu yine doğrudan doğruya bireyleri olumlu yönde etkileyecek adımlardır. Ama kişisel menfaat temelli değil, toplumsal yararı esas alan adımlardır bunlar. Ve bunların ne olacağını da dönem dönem çıktık ve açıkladık. Mesela şunu yapan bakanlar gördük değil mi? Mesela bu hükümet döneminde filan bakan getirmişti ve BET ofisi açma iznini almıştı bakanlar kurulundan. Ben de başkası için getirdim de onun BET ofisi açma izni alması için çaba sarf ettim, lobi yaptım, bakanlar kurulundan bunu geçirdim. Aferin. Yani böyle bir durum yaşadık biz ve buna benzer onlarca örnek yaşıyoruz. Bunlar hep menfaat ilişkileri. Halkın Partisi net şekilde kurulduğu günden itibaren BET ofislerini kapatacağını söyledi ve söylüyor. Evet. Yani şunu demiyor, bazı BET ofislerini kapatalım, ötekilerine de birilerine izin verelim. Hayır. Online betting düzenlenmesi gereken, yasası geçmesi gereken ve ciddi anlamda da vergi alınması gereken bir alandır. Ama BET ofisleri toplumsal bir yara haline gelmiştir. Hem gençlere tehlike oluşturuyor, hem bu ülkede çalışma maksadıyla gelen insanların cebindeki 5 TL'ye kadar parayı alan bir yapıya bürünüyor. Dolayısıyla BET ofislerini kapatacağımızı söylüyoruz biz. Bu gibi kararlı bir duruş gerektiren politikaları yapmaktan neden çekinmeyeceğiz? Çünkü kimseyle menfaat ilişkisine girmiyoruz o yönde. Açık bana. Ama şimdi mesela kamuda verimlilik, az önce kısaca bahsettiğiniz ya da kamu reformu falan. Şimdi biliyorsunuz ki bazen zaman zaman siyasi iktidar icraat uygulamaya çalışında bir sendikal dirençle karşılaşıyor. Biz yani bu konuda mesela olası sendikal hareket, direnç ya da o değişimin önünde duracak engelleri nasıl aşacaksınız? Onu merak ediyorum açıkçası. Yani genelde bir de şöyle bir yorum var. Yani işte genelde şikayet ya da eleştiri, çözüm önerileri... Başladı. Konuşmamın yarısı çözüm önerisi. Dolayısıyla bu tür yakıştırmaları yani bu... bence tekrardan dillendirmenin de bir manası yok. Çünkü havada kalıyor. Yani ne konuşursak... Bakın, kamu reformu dediğimizde müşavirlik konusunda atacağımız adımı söylüyorsam, döviz dediğimizde geçtiğimiz gün atacağımız adımları söylüyorsak, Fiyat İstikrar Fonu da dahil olmak üzere, evet,
kırsal kesim arazisi dağıtmayı eleştirdiğimizde sosyal konut projesinden bahsediyorsak ve lütfen ama lütfen bu program bitmeden önce örneğin bir nereden buldun yasasını geçireceğiz diyorsak, mesela şu eleştiri yapmıyoruz sadece. Siyasilerde bir zenginleşme var. Kim bakan ya da başbakan veya başbakan yardımcısı oluyorsa servetinde bir artış oluyor deyip eleştirip bırakmıyoruz biz. Göreve geldiğimizde nereden buldun yasasını yürürlüğe koyacağız diyoruz. Çözüm önerisi budur. Dolayısıyla hangi konuyu konuşursak çözüm önerisiyle birlikte söylüyoruz bunu. Hiçbir tereddüdüm yoktur bu konuda. Şimdi sendikal eylemle karşılaşırsanız falan dediğinizde bir kere bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bünyesinde yapılmış, yani ILO sözleşmeleri, Uluslararası Çalışma Örgütü bünyesinde yapılmış bazı sözleşmeler var. Bu sözleşmeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Meclisi tarafından iç hukukumuza aktarılmış ve iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiş olan sözleşmelerdir. Bizim sendikal haklar açısından, yani çalışma yaşamında örgütlü mücadele bağlamında bir rahatsızlığımız yoktur. Yani sendikaların kamu otoritesi tarafından, mesela bakanlık tarafından, başbakanlık tarafından muhatap alınması gerektiğini düşünürüz biz. Neden? Çünkü paydaşlardan birisidir. Doğru bir temsiliyete dayandığı sürece bu paydaşların görüşlerini esas almak gerekir, değerlendirmek gerekir. Ama bir şartla sevgili Levent, kamunun yararını tamamen göz ardı eden ve sadece bir zümrenin menfaatine odaklanan, bizim dışımızda hepsi ne isterse olsun, batacaksa da batsın gibi bir yaklaşımı da kabul etmeyiz. Yani şöyle bir şey söylemeye çalışıyorum. Sendikalar muhatap olarak alınır, bir paydaş olarak diyalog içerisinde olunur, adım atmadan önce görüşleri alınır, önerileri alınır, bir orta yol bulunmaya çalışılır. Ama her zaman ve her durumda bizim için esas olacak olan şey kamunun yararıdır. Halkın genelinin menfaatidir. Bunu göz ardı edecek olan bir yaklaşımı şahsen biz tolere etmeyiz. Kararlılıkla dururuz ve halkın yararına olan adımı atar, yürürlükteki yasaları uygularız. Yani bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi az önce bahsettiğim konuya değinmek isterim açıkçası. Son birkaç haftadır basında bir takım iddialar vesaire yer aldı ama iddianın ötesinde olan şeyler de var. Yani gerçek olan şeyler de var. Bugün siyasete baktığımızda, bakın, isimlerden bahsetmeyeceğim, belli bazı makamlarda olan kişilerden bahsetmeyeceğim. Ama bir gerçek var. Bugün siyasetin içerisinde aktif olarak yer alan başbakanlık, başbakan yardımcılığı, bakanlık ve benzeri milletvekilliği gibi, müdürlük, müsteşarlık gibi konumlarda yer almış olan insanların göreve geldiklerinde sahip oldukları mal varlığı ile bugün sahip oldukları mal varlığı arasında müthiş bir fark var bazı isimlerde. Ve bu kolay kolay izah edilebilir bir şey değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bir ülkede hukukun üstünlüğü olacaksa, eğer bir ülkede hesap verebilir bir düzen yaratacaksak ki bu konuda kararlıyız biz Halkın Partisi olarak, bu ülkede kesinlikle bir nereden buldun yasasına ihtiyaç vardır. Yani bir siyasi, bir bakan, bir vekil, bir müdür, bir müsteşar göreve geldiğinde bir dairesi, bir arabası varken bir yıl içerisinde iki tane penthouse dairesi, bir tane villası, bir tane malikanesi, iki tane arabası, biri bir Jaguar'ı falan olursa, o zaman akla şöyle bir soru gelir. Bu kişi bu serveti nereden edindi? Nereden buldu bunu? Dünyanın pek çok yerinde eğer servetinizin kaynağını açıklayamıyorsanız ve bu tür kamu görevlerinde yer alan insanlarsanız, ya siz rüşvet alıyorsunuz demektir, ya da daha kibar söyleyelim, komisyon alıyorsunuz demektir, ya da bir nevi başka yasa dışı, kara para da olabilir, bir yasa dışı bir işe karıştınız demektir. Bir ülkenin yöneticisi konumunda olan insanların bu konuda hiçbir şekilde şaibe altında olmaması gerekir. O yüzden bugün yürürlükte olan bir yasamız var. Mal beyanı yasası var memlekette. Göreve gelen bakanların ve vekillerin meclis başkanlığına bir zarfın içerisinde kendilerinin ve eşlerinin mal varlığını beyan etme zorunluluğu var. Görevden giderken bir beyanda daha bulunurlar. Yalnız unutmayın,
Mal beyanı yasasında bile, her ne kadar bir nereden buldun yasası değilse bile bu, mal beyanı yasasında bile malının ve borcunun kaynağından bahseder. Ve eğer şüpheli bir durum varsa aslında savcılığın devreye girebileceği bir mekanizma öngörür. Burada meclis başkanlığına bir görev düşer. Eğer bugün basına bu yönde bir takım bilgiler sızmış durumdaysa, bunların hangisi doğru, hangisi değil bilemiyoruz. Ama bir gerçek var. Bunların bir kısmı gözle görülür bir biçimde. Yani bazı bakanlar kurulunun bazı üyeleri göreve geldikten sonra tek aldıkları maaş bir bakan olma maaşı olmasına rağmen göreve geldikten sonra aşırı bir zenginleşme içerisine girdilerse bunun hesabını verebilmeleri lazım. Eğer veremiyorlarsa da buradan çağrı yapıyorum meclis başkanlığına. Ki yasada öyle düzenlenir. O zarfları bir açın. İlk yaptıkları beyanlara bir bakın. Ve şimdi geldiğimiz noktada buraya bu maaşlarda nasıl geldiler bir sorun. Ya da mesela savcılığı göreve davet edin. Savcılığa aktarın konuyu. Maalesef bugüne kadar bu mal beyanları yapıldığında kapalı zarfların içerisinde kaldı. Açıp da buna bakılmadı. Bir biçimde bu süreç çalıştırılmadı. Halkın Partisi olarak söylediğimiz şey şudur. Güvenilir bir devlet yapılanmasına sahip olmak için bir an önce nereden buldun yasasının yürürlüğe girmesi gerekir. Bu aslında bir maddedir. Yani bilemeniz en fazla iki maddelik bir değişikliktir. Bununla birlikte bir kişi örneğin yarın seçimle birlikte Halkın Partisi'nin tek başına iktidarında Kudret Özdemir başbakan olursa daha o günden mal varlığını net bir biçimde kamuoyuna açık bir biçimde ortaya koymalıdır. Bir sene sonra bir daha koymalıdır ve eğer ciddi bir değer artışı, zenginleşme varsa bunun nereden kaynaklandığını kamuoyuna izah edebilmelidir. Bizim yapacağımız böyle bir sistemdir. Çünkü maalesef memleket öyle bir noktaya geldi ki bugün görevde olanların servetlerini izah edemeyecekleri bir yapı çıkmıştır ortaya. Bu hesap verebilir bir düzen değil. Bu düzeni Halkın Partisi değiştirecek. Şimdi iki sorum var hocam. Çok az vaktimiz kaldı. Bir, bu... Kaç dakikamız var? 5-6 dakikamız var. Ya bu güzel, tamam. İş insanları konusunda, yani bu alınan bağışlarla ilgili. Biliyorsunuz ki bütün siyasi partiler bunu alıyor. Ve bu seçimden sonra da bir noktaya geliyor. Yani bağışı veren bir şekilde talep olma noktası var. Bunu nasıl yani size bağış yapan, ben bağış yapıyorsam sizden ve ben ya ben de bir yatırım bir noktada bir şey talep edeceğim yani sizden. Bağış yaptığım için yani bu böyle yani. Yok öyle değil. Bu ilişkiyi nasıl belirleyeceksiniz? Onu, bir kere. İkincisi daha suya bitirelim. Tabii. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Bu yani meclise girmeniz halinde nasıl bir atıyorum tek başına hektar dışında koalisyonun küçük ortağı olur mu Halkın Partisi? Hayır kesinlikle olmaz mı? Muhalefet mi kalır? Bu konuda çok soru geldi. Onun için sormak istedim bunu açıkçası. Bu soruyu anlamsız buluyorum ama cevaplayayım. Yani lütfen. tabii ki. Çok soru var bu konuda. Tabii ki cevaplayayım. Bir kere sondan başlayayım. Lütfen. Halkın Partisi bu seçimden sadece birinci parti çıkmayacak. Tek başına iktidar olacak. Çünkü Kıbrıs Türk halkı çok iyi biliyor ki sadece hükümeti değiştirmek ve bu yaşadığımız vahim koalisyon dönemlerinin bir devamı gibi yeni bir koalisyon dönemi yaratmak hiçbir şeyi değiştirmeyecek bu memlekette. Hmm. Örneğin hesap sormaktan bahsederken Halkın Partisi herhangi bir koalisyon ilişkisi içerisinde daha önce hükümette yer almış olan bir siyasi partinin atadığı kişilerden yaptıkları yanlışlarla ilgili nasıl hesap soracak? Hesap soramayacaksa bu sözünü nasıl tutacak? Bu sözünü tutamayacaksa nasıl olacak da bir koalisyona girecek? Bu vatandaşın analizidir. Gittiğimiz her yerde o sorulan soruların belki de 100 katı köylerde bu soru sorulur. Ve biz de vatandaşa soruyoruz. Siz bunu istiyor musunuz? Hayır istemiyoruz. O zaman bize sahip çıkın tek başına bu görevi verindir verdiğimiz mesaj. Ve aldığımız sinyal de toplumdan gerçek bir değişim için gerçekten güçlü, halk desteğine sahip ve kararlı duruş sergileyecek olan bir Halkın Partisi tek başına iktidarına ihtiyaç vardır. Halk bunu gerçekleştirecek. Biz Kıbrıs Türk halkına bu anlamda güveniyoruz. Daha önce buna söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde televizyonlara akşamüstü veya gündüz çıkan
en az 50 tane yorumcu Kudret Özersay %5, %7 oy alacak derken biz bu seçimi kazanmaya çok yakınız diyorduk. Bizim analizimiz doğru çıktı. Neden? Toplumun nabzını demek ki tutabiliyoruz. Ama o arkadaşlar, bu analizleri yapanlar çoğu zaman da bir kısmına medyada yer alan isimlerdi. Seçim analizi bağlamında çuvallamışlardır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yapılacak olan bu seçimde kimin analizi daha güvenilirdir yaşayarak gördük. Ve biz söylüyoruz, Vatandaş Halkın Partisi'ni tek başına iktidara getirme gücüne sahiptir ve kararlılığına ve isteğine de sahiptir. Biz bu nabzı tutabiliyoruz. Bir ikincisi, bağış alma meselesi yasalarımızla düzenlenen bir şeydir. Ve dünyanın her yerinde olan bir şeydir. Burada önemli olan nedir? Bu bağışı toplumun farklı kesimlerinden alıyor musunuz? Evet. Yani mesela sadece iş insanlarından değil, bunu küçük esnaftan da, emekli olan insanlardan da değişen oranlarda bir bağış alabiliyor musunuz? Alabiliyorsunuz. Neden? Çünkü yasa bunu açıkça söylüyor. Diyor ki siyasi partiler bir yıl içerisinde bir asgari ücretin en fazla 30 katına kadar bağış alabilir bir kişiden veya bir kurumdan. Bir yılda ama bu bir asgari ücretin 30 katını geçemez. Yasa koyuyor bu sınırı bir. İkincisi de makbuz olmaksızın bağış alamaz diyor. Burada önemli olan nedir bilir misiniz? Siz yasaya uygun olarak bu bağışı aldığınızda, tamam siz bu bağışı bize yapın da biz de göreve gelince size vergi konusunda yardımcı oluruz. Ya da siz bu bağışı yapın da biz de göreve geldiğimizde kaçak işçi çalıştırmanıza yardımcı olur gibi bir diyalog içerisinde bir pazarlığa girerseniz tabii ki iradenizi teslim etmiş olursunuz. Ama yasanın da çizdiği sınırlar içerisinde bu makbuz, Halkın Partisi'nin makbuzunun altında bir yazı var. Oraya imza atarsınız. Kim isterse olsun, emekli de olsa, küçük esnaf da olsa, iş insanı da olsa, o makbuzun altında bir cümle var. Oraya imza atmak zorundasınız. Özel düzenledik biz onu. Bu bağışı yapıyor olmamın karşılığında hiçbir şahsi menfaat beklentim yoktur. Toplumsal yararın dışında. Buna imza attınız siz. Yarın öbür gün geldiğinizde, gelirseniz ve derseniz, Kudret Bey biz seçimden önce ya da Halkın Partisi'ne bir katkı yapmıştık. Dolayısıyla bu vergi konusunda bize lazım yardımcı olasınız. O makbuz duracak orada. Nedir o makbuz? Hiçbir şahsi menfaat beklentim yoktur bu katkı yapıyorum. Net. Bu ilişkiyi nasıl kurduğumuzdur önemli olan. Toplumun çok farklı kesimleri var ve bu ülkede yasalar var. Yasalara uygun davrandığınız sürece bir, ikincisi menfaat ilişkisi kurmadığınız sürece siyasal faaliyetlerin yapılmasında yasalara uygun makbuz karşılığında bağış yasal bir şeydir ve önemli olan sizin nasıl bir duruş sergilediğinizdir. Tekrar vurgulamak isterim. Sonuna geldik herhalde. Evet. Biz toplumun nabzını yakinen doğru ve sağlıklı tutabildiğimizi düşünüyoruz. Ve Halkın Partisi olarak biz gerçekten samimiyetle söylüyorum bunu. Kıbrıs Türk halkının gerçek bir değişim istediğini, sadece hükümet değişikliği değil, daha önce denediği siyasi partileri bir daha deneme falan değil. Herkes çok iyi biliyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlara varamayız. Aynı siyasi partileri tekrar göreve getirirsek aynı sonuçlar çıkacak ortaya. Bütün siyasi partileri meclisteki denedik. Değişik şekillerde de denedik. İkili koalisyon, üçlü koalisyon, Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, bütün bu alternatifler denenerek tüketilmiştir. Halkın Partisi denenmemiş olan ama aynı zamanda duruşuyla, ortaya koyduğu çözüm önerileriyle ve çalışmalarıyla Kıbrıs Türk halkının vicdanında güven tesis etmiş olan bir partidir. Ve tek başına iktidar olmaya sadece aday değil, halkın kalbinde buna yer etmiş olan bir siyasi partidir. Bunun gerçekleşeceğine biz yürekten inanıyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Biz çok teşekkür ederiz. Bir saat dolu dolu bir program yaptık. Sorularımıza içtenlikle yanıt verdiğiniz çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ve tabii ki çalışmanıza başarılar. Tabii ki yoğun bir döneme girdik. Sizi yeniden burada ya da başka bir programda ya da diğer arkadaşların programında yine ağırlayacağız. Çok teşekkür ederiz Sayın Biz Başkan. Biz teşekkür ederiz. Efendim Halkın Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Kudret Özersay'la bu akşam haber merkezine bir araya geldik. İzlediniz. BRTK.net üzerinden bu programın tekrardan izleyebilirsiniz diyelim. Yarın saat 11.10 dediğimi yine haber toplantısıyla karşınızda olacağız. Efendim iyi günler.